Herkese selamlar, saygılar. Uzun bir aradan sonra yeni bir inceleme videosuyla yeniden sizlerle olmak çok güzel. Çoğumuz 2017 yapımı Adalet Birliği filmini izlemişizdir. İzlemediysek de yapılan çoğu kötü yorumdan dolayı az çok bir şeyler duymuşuzdur. Filmin esas yönetmeni olan Zack Snyder'ın çekimlerin orta yerinde kızının intiharı sebebiyle film yarım kalmış, çekimlere ilk Yenilmezler filminin yönetmeni Josh Whedon devam etmişti. Haliyle de 6 şişhane üstü tophane olan film çok eleştirilmiş, kötü yorumlarda ayyuka çıkmıştı. Kendisini toparlayan Zack Snyder, filmin tamamını el attı ve olması gereken haliyle Zack Snyder's Justice League yayınlandı. Biz de durmadık, inciğine cinciğine kadar defalarca filmi izleyip inceleme yapalım dedik. Baştan söyleyelim, darılmaca gücenmece olmasın, bu video aşırı spoilerlı bir video olacak. Filmi izlemeyen varsa uyaralım ki sonra kulağımızı çınlatmayın. İncelemeye başlamadan ne demiştik? Bizim sevgi ve şefkate ihtiyacımız var. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilir, değerli fikirlerinizi yorumlarınızla bizlere ulaştırabilir ve sizlere daha çok içerik üretmemiz için bizi güçlendirebilirsiniz. Ponçik elleri ısıtalım ağalar. Şimdiden teşekkür ederiz. Arkadaşlar, film 4 saat. Haliyle de hikayeyi partlara bölerek anlatmışlar. O ilk çekilen filme göre müziğinden kamera açısına hemen hemen oldukça başka bir film olmuş. Normalde zaten DC filmleri rakibi Marvel'ın aksine böyle daha koyu tonlara sahip, daha agresif ve depresif yapıda filmlerdir. İlk çekilen Adalet Birliği filmini ilk Yenilmezler filminin yönetmeni Josh Whedon sonradan devralıp çektiğinden o alıştığımız dark DC havasının olmayışı sevenlerini üzmüş, bekleneni verememişti. Bu sefer tüm hikayeye hakim bir şekilde Zack Snyder işi ele almış ve o DC'nin alıştığımız havasını damarlarımıza işleyerek filmin başından sonuna bizlere aktarmış. Partlara bölme olayı da benim hoşuma gitti açıkçası. İnceleme yaparken de partlara böle böle anlatmak daha rahat olacak. Hemen başlayalım. Filmin girişi. Batman vs. Superman film finalinde ölen Superman'in ölüm sahnesi burada ağır ağır işlenmiş. Bu arada film genel olarak bizim Türk dizilerinde çok rastladığımız uzun bakışmalar, ağır çekimler ve sessizlikler hissini bayağı veriyor. Bu da sevmeyenine o of akmıyor ya hadi artık anladık yürüsene filan dedirtir. Haberiniz olsun. İşin aslı bu ağır işleyiş beni çok germedi. Herhalde o DC havasını tekrar geri döndürüp kaybedilen kitleyi kazanmak için yapılıyor olabilir. Neyse, giriş bölümündeki bu ağır işleyiş Superman'in ölüm anının tüm acısını, kasvetini, karakterler üzerindeki etkisini iliklerimize kadar işledi. Acı dolu çığlıkların dünyanın dört bir tarafına yayılmasını, ses dalgalarının yayılmasıyla anlatma fikri de bence güzel. Bu fikri tuttum. Bu esnada ağır işleyen sahne geçişleriyle ve özellikle de ana kutuların birinden doğmuş olan Cyborg'ün bu dalgaları hissedip işletim sisteminin sinyal vermesi, Superman'in ölümünün neden bu kadar önemli olduğunu anlatmada oldukça başarılı olmuş. Bu ölüm dünyanın artık savunmasız kaldığını ana kutular sayesinde uzaylı düşmanlara iletmiş olacak ki izlerken gerim gerim gerilip eyvah eyvah başımıza neler gelecek diye bekledik. İlk çekilen versiyonda çok üstünde durulmayan Krypton gemisinde Lex Luthor'un su içinde Steppenwolf'la konuşma sahnesi de aynı şekilde daha detaylı gösterilmiş. Bu ölüm çığlıkları tüm dünyaya yayılıyor ama esas mevzu ana kutular olduğu için Cyborg'un elindeki kutudan sonra sırasıyla Atlantis'teki kutu ve son olarak da Wonder Woman'ın memleketi olan Themyscira adasındaki son kutunun uyanış sahneleri bizi hikayeye sürüklüyor. Yine ilk filmde Bruce Wayne'in Aquaman arayışı daha detaylı anlatılmış. Bruce Wayne'in aşılması imkansız görülen dağları tepeleri aşarak gelişi ekip toplama konusundaki azmini ve Batman olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Ve birinci bölüme başlıyoruz. Bölüm 1. Bu bölümde ilk olarak Batman'in Aquaman'i ikna çabalarına şahit oluyoruz. Tabi başta dediğimiz gibi daha koyu ve durağan bir hava içinde çekilen sahneler eşliğinde. İlk denemede başarılı olamayan ve Aquaman'in reddettiği Batman giderken köylü kızların söylediği yerel şarkıları bizi çok değişik ruh hallerine sürükledi, söylemeden geçemeyeceğim. Filmde zaten izlediğiniz uzatılmış sahneleri size bir daha anlatıp sıkmak istemiyorum. Lakin farklı olan sahneleri anlatmaya çalışırken farkında olmadan bütün filmi anlatmaya dalıyor olabilirim. O yüzden kusura bakmayın, heyecan durumu var. Yine ilk filmde Superman anıtının oraya sadece bir kez gelmiş gibi görünen ve Superman uyandırıldığı zaman Batman'in yardımına gelen çelik adamın yavuklusu Lois aslında anıtın önüne her gün gelip nöbetçi polislere kahve bile alıp orada bayağı vakit geçiriyormuş. Wonder Woman'ın gerici bir terörist grubun saldırısından çocukları kurtardığı sahneler de ilk filmle aynı gibi görünse de aslında oldukça farklı çekilmiş. Bana farklı gelen ilk detay, bomba ilk filme göre daha güçlü bir patlama yarattı ve kurtarma sahnesi daha yıkıcı oldu. Devamında Themyscira adasında Amazonların ana kutu başındaki tedirgin bekleyişleri ve Steppenwolf'un gelişi detaylı anlatılmış.
Benzer savaş sahneleriyle Amazonların Steppenwolf'u durdurma çabaları takdire şayan. Tabii ki Steppenwolf çok farklı. Parlak ve kendisinin hükmedebildiği dikenleri olan bir zırh var üstünde. Ve tövbe yarabbi, at, keçi ve insan karışımı çok güçlü dev gibi bir düşmandan bahsediyoruz. Esas değişiklik ise tapınağın mühürlenmesi. İlk yapımda içeride kapalı tutmak amaçlanıyor sanmıştık ama esas mühürleme düşmanın içeri hapsedilip sonrasında tetiklenen mekanizmayla toprak ve denize de gömülmesiymiş. Bu da bizim kulağımıza küpe olsun. Durur mu Steppenwolf? Durmaz tabi. Marvel filmlerindeki Hulk karakterinden alışık olduğumuz uzun mesafeli zıplama hareketiyle kurtulup önüne geleni harcayarak ilk kutuyu ele geçirişine tanık olduk. İlk filme nazaran biraz daha kanlı olduğunu da belirtmemiz gerek. Repliklerde de değişiklikler var. Beni seveceksiniz diyen Steppenwolf gitmiş, yerine yüce karanlık başlayacak, diğer kutuları da bulacağız diyen bir Steppenwolf gelmiş. Kadim uyarı atışının yapılmasına karar verilmesiyle geldik bölümün sonuna ve sırada bölüm 2. İlk filmden de hatırlayacağınız terk edilmiş ve toksik Rus şehrine gelen Steppenwolf ve Parademonlar ilk kutuyu aktif ediyorlar. Bu arada Batman ekip kurmak için adam aramaya devam ederken bir yandan da saftirik Alfred'i tehlikenin geldiğine ikna etmeye çalışıyor. Çünkü Alfred bırak bu işleri evlen çoluk çocuğa karış kafasında bir amca. Dünya yanacak haberi yok, işin yoksa bile buna laf anlat. Neyse ki Alfred çok karşı çıkamıyor da işlerine bakıyorlar. Cyborg'ün babasının çalıştığı Krypton gemisindeki temizlikçi amcanın kaçırıldığı sahnede bir kez daha anlıyoruz ki bu filmde Parademonlar daha korkunç ve tehlikeliler. Hemen ardından yeniden Themyscira'dayız. Kadim uyarı atışı yapılacak. Burası biraz ayin tadında bir sahne olmuş ve oldukça etkileyici. Aslına bakarsak bu filmde müzikler Wonder Woman'a has olan müzik dışında çok durağan ve dingin. Savaş sahnelerinde nadiren adamı gaza getirecek müzikler duyduk ve bunu da yine malum DC'nin karanlık havasına bağlıyoruz. Herkes sever mi tartışılır ama etkileyici mi? Evet. Wonder Woman, Girit adasındaki Amazon tapınağına gidip oku eline alıyor ve gizli geçitlerden geçerek okun yardımıyla neye karşı tehlikede olduklarını anlamaya çalışıyor. Bu arada ilk defa binlerce yıl öncesinden kalma duvar çizimlerinde DC evreninin baş kötüsünü görüyoruz. Karşınızda Darkseid. Aquaman karakteri de bildiğiniz üzere annesini kaybettiğini sanan, babasıyla dünyada gözden uzakta yaşayan, insanlara yardım eden, Atlantis tarafında da herkesin pek sevmediği dışlanmış bir karakter. Ama Vulko sağ olsun değişik uzun saçlarıyla ona mızrağını verip biraz olsun gazlıyor. Ve yine bir ilk daha. Darkseid'in en yakın komutanlarından olan biri sadist karakter Desaad. Steppenwolf normalde Darkseid'in en yakını olacakken bir ihanet sonucu dışlanmış ve kendini affettirme çabası var. İlk ana kutuyu ele geçirip kale inşaatına başlayan Steppenwolf, kutu vasıtasıyla iletişime geçti Desaad'a yalvarıp diz çökmesiyle ne kadar pişman olduğunu gösteriyor bize. Desaad, 50 bin dünya borcunu ödediğinde Darkseid sesini duyacak diyor ve gidiyor. 50 bin dünya borcu ne lan? Nasıl borç oğlum bu? Ne halt ettin de yedin o cezayı arkadaş, öl daha iyi. Neyse anlayacağız bakalım. Şimdi geldik ilk filmi resmen mahveden, hatta yalanlayan sahnelere. Eskiden yaşanan savaşın gerçeklerini Wonder Woman hem bize hem de Batman'e güzel güzel anlatıyor. Anlatıyor da ilk filmde dünyaya gelip yenilen Steppenwolf'tu. Buradaysa dünyaya ilk inen direkt Darkseid. İlk filme göre ona karşı savaşanlar da daha detaylı anlatılmış. İnsanlar, Atlantisliler, Amazonlar, Yeşil Fenerler, hatta Zeus'la oğlu Ares de dünya yaşamını korumak için Darkseid'e karşı birleşmişler. Darkseid dünyada bir sır bulmuş. Bak bu çok önemli, buraya geri döneceğiz unutmayın. Bu yüzden gelmişler dünyaya. Ama tabi başarılı olamamış. Hadi insan, Amazon, Atlantisli filan tamam Yeşil Fener'i de hallettin. Zeus lan bu, sen kim köpeksin derler adama. Çakmış baltayı bölüyormuş az daha ikiye Darkseid'i ama ağır yaralı kaçırmışlar oradan. Zaten kan kaybından bayılmış. Kahramanlar çağı denen zamanlar bunlar. Çünkü o zamana kadar hiçbir dünyanın yapamadığını yapmışlar. Tarihte ilk defa Darkseid yenilerek geri çekilmek zorunda kalmış. Gerisi bildiğiniz hikaye. Ana kutular 3 ayrı grup tarafından dünyada saklanmış. Diana'nın Bruce'a anlattığı hikayenin bitişiyle bu bölümde sona erdi ve sırada bölüm 3. Yine ilk filme göre hikayesi çok eksik anlatılan Flash karakteriyle başlıyor bölüm. Ha diyebilirsiniz bilmem kaç sezonluk dizisi var ama bu başka, o başka ağlar. 3-4 tane ayrı işte geçici olarak çalışmaya çalışan Barry Allen bir pet shop'a iş için gelmiş, o sırada da hoşlandığı kızı görmüş. Şans ya işte, o sırada yaşanan kazadan kızı kurtaran kahramanımız biraz da geyik ve muzip bir karakter olduğundan sahnelerde biraz yüzümüz gülüyor. Flash'ın sahneleri ilk filme göre bana daha kaliteli göründü. Hemen ardından bir yeni sahne daha geliyor. Ana kutuların kokusunu alan, hatta yakınında bulunanların bile kokusunu alan Parademonlar, Atlantis'ten kaçırdıkları kişileri Steppenwolf'a getiriyorlar. O da
zırhından çıkan örümcek şeklindeki sorgu aletiyle istediğini alıyor. İstesen de istemesen de bildiğini anlatıyorsun hacı. Bu filmde Cyborg Victor Stone hakkında kesinlikle çok daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Hayatı, neler yaptığı, dehası, sporcu geçmişi, temiz kalbi ve en önemlisi aile ilişkileri. Annesiyle çok yakın olan fakat babasıyla biraz soğuk olan Victor'ın annesini kaybettiği kaza ve babasının bu kazadan oğlunu kurtarmak için çabası sonucu nasıl cyborg olduğu detaylı olarak anlatılıyor. Hatta babasının kazandığı maça gelmeyişiyle duygulanıp ağlaması da kaza öncesi çok etkileyici bir sahne. Günümüze döndüğümüzde babasıyla çok diyalog kurmayan, yüzüne dahi bakmayan cyborg babasının ona verdiği ses kaydını dinlerken kendini nasıl geliştirdiğine şahit oluyoruz. Çünkü kendine yarattığı dijital dünyasıyla tüm dünyadaki makinelere ve bilgisayarlara hatta donanım ve yazılımlara nasıl hükmettiğine bakılırsa Cyborg babasının deyimiyle dünyanın mutlak hakimi olabilecek düzeyde güçlü ve herkes onun insafına kalmış halde. Neyse ki Victor iyi ve temiz kalpli de işimiz şansa kalmıyor ne diyelim. Değişen sahnelerden birinde de Wonder Woman Diana ile Alfred arasında geçen çay muhabbeti var. Sonra da Diana'nın Cyborg'ü bulma sahnesi biraz değişmiş. Normalde sorular soran Cyborg direkt buluşma noktasına gönderip Parademonlardan kaçırdığı kutuyla birlikte Diana'nın yanına geliyor. Bu sefer uçarak gelen Cyborg diyalogdan kaçarak kutuyu kendi mezarına gömmeye gidiyor. Filmin ilerideki bölümleri için kilit etkisi olan bir sahne var burada. Cyborg'ün babası ve bir çalışanı Superman'in gemisinden alınan metalin yaklaşık 3,5 milyon dereceye kadar yapısının bozulmadan ısınabildiğini keşfediyorlar. Eve dönen baba ilk yapımdaki gibi kaçırılıyor maalesef ve hikaye ilk filme benzer bir şekilde bir süre devam ediyor. Steppenwolf'un Atlantis'ten ikinci kutuyu almaya geldiği sahnelerde hikaye olarak çok değişiklik yok. Fakat efekt ve şiddet açısından farklar mevcut. Bu filmde daha kanlı, daha saldırgan sahneler gördük. Bu da sahneyi ve konuyu daha ciddi, gerçekçi ve gerilim dolu bir hale getirmiş. Benim hoşuma gitti. Aquaman'in Mera'yı kurtarış sahnesi de oldukça etkileyici bir giriş olmuş, belirtmeden geçmeyelim. İkinci kutuyu ele geçiren Steppenwolf, iki kutuyu yan yana getirince oluşturmak istediği kalenin savunmasını da inşa etmiş oldu. Bu sefer ikinci kutu ele geçirilince tekrar görünen Dissat, bizim at kafaya neler öğrendiğini ve üçüncü kutuyu soruyor. Buradan şunu anladık. Dissat ve dolaylı olarak Darkseid dünya konusunda ikinci kutunun bulunmasıyla heyecanlanmış olacaklar ki ikinci kutu gelince at kafa sormadan hemen Dissat kendisi görünüp sorular sormaya başlıyor. Esirlerin sorgulanmasını, üçüncü kutunun bulunmasını isteyen Dissat'a Steppenwolf'un istediğim cevabı onlardan söke söke alacağım demesiyle bir bölüm daha bitiyor. Sırada bölüm 4. İlk filmle aynı ilerleyen sahneleri uzun uzun anlatmamaya çalışacağım. Dikkat çeken bir değişik durum da ilk filmde daha korkak ve çekinik davranan Flash bu filmde daha bir cesur ve atılgan. Alfred'in geliştirdiği yeni eldivenlerle yapılan saldırılardan oldukça az etkilenen Batman de kaçırılan esirlerin kurtarıldığı çatışmada daha verimli. Flash yine oldukça etkileyici bir şekilde insanları yıkılan taşlardan kurtarıyor ve takıma oldukça fayda sağlıyor. Diğer bir değişiklikse Cyborg'ün babasıyla Limoni olan arasını onu kurtardıktan sonra biraz toparlayıp çatışmaya dönerken yüzünü kapatan savaş maskesi. Böyle birazcık tek gözlü Iron Man havası var ama iş yapar. Hatırlarsanız başlarda Darkseid'in dünyada çok önemli bir sır bulduğundan bahsetmiştik. Bu sır yeni sahnelerden birinde Steppenwolf'a ana kutular tarafından gösteriliyor. Anti yaşam denklemi. Evrenin en güçlü silahı, bütün yaşamı ve iradeyi kontrol etmenin anahtarı. Ve bu silah dünyanın zeminine kazınmış. Bunu fark eden at kafalı Japon askeri hemen Dissat'la görüşme talep ediyor kutular vasıtasıyla. Böyle 3 boyutlu hologram görüntülü görüşmede Dissat silahın bulunduğundan emin olunca başlıyor dualara ve kayboluyor. Bütün Parademonlar diz çökünce anlıyoruz ki Darkseid geliyor. Steppenwolf da diz çökerek Lord'unu selamlıyor. Darkseid yenilgi aldığı dünyayı tekrar ararken ve silahı bulmaya çalışırken 100 bin dünyayı nasıl toza çevirdiğinden filan bahsedince böyle egolu egolu anladık ki yenilgi içine oturmuş Karanlık Lord'un. Ne olursa olsun illa gelecek dünyaya. Batman'in mağarasına dönen ekip belli ki ne yapacaklarını düşünecekler. Çünkü düşman güçlü, arkasından gelecek olansa çok çok daha güçlü. Girer girmez Cyborg'un bir özelliği daha ortaya çıkıyor, makinelerle konuşabilmek. Batman'in tasarlayıp yaptığı prototip asker taşıyıcı uçağı uçamıyordu ve Cyborg onun uçmak istediğini bir yazılım hatası yüzünden uçamadığını söylediğini anlattı. İlginç yetenek. Olaylara şüpheci ve agresif yaklaşan Aquaman, kutular hakkında çok şey bilen Cyborg'u sorgulayınca kutu hakkındaki hikayeyi de öğrenmiş oluyoruz. Bu da başka farklı bir detay. Bu hikayeyle kutuların neden yapıldığını, Superman'in gemisindeki materyalle aynı fakat farklı medeniyetten olduğunu,
Cyborg'un babası tarafından yaratılırken kutuyu uyandırışı, fakat buna rağmen neden Steppenwolf'u o zaman çağırmadığını anlamamıza yardımcı oluyorlar. O zaman kutu kimseyi çağırmadı. Sebebi Superman hala hayattaydı ve gelenler için bu çok tehlikeli olurdu. Şimdi ise Superman yok ve dünya savunmasız. Çaktınız mı köfteyi? Bu arada unutmadan, ilk filmde Steppenwolf toksik Rus şehrine gittiğinde az da olsa yaşayan insan vardı. Hatta Superman ve Flash insanları kurtarıyorlardı. Bu filmde kimse yok. Şehir gerçekten terk edilmiş ve öyle kurtarma sahnesi falan yok yani. Direkt olarak mücadele izliyorsunuz. Kutunun bir değişim ve dönüşüm makinesi olduğu anlaşılınca Superman'i döndürme olayı da herkesin aklına yatıyor tabi. Burada da bir değişiklik var. Diyeceksiniz ki ulan bir yönetmen farklı, hikaye bu kadar değişir mi? Haklısınız. Mübarekler senaryoyu da bayağı etkiliyor demek ki. İlk filmde Superman'i döndürme fikrine şiddetle karşı çıkan, hatta Batman'le hararetli bir şekilde tartışan Wonder Woman bu filmde mevzuyu gayet normal karşılıyor. Hikayede bu kadar değişir mi? Değişiyor demek ki. Bir yeni sahne daha var. İlk başta çok normal gelen bu sahne, oğlunu kaybeden bir anne ile hayatının aşkını kaybeden bir kadının duygusal motivasyon konuşması gibi ilerliyor. Bildiğiniz hikaye, bir tarafta çiftlik kaybedilmiş, diğer tarafta ise iş hayatı aksatılmış. Ama sürprizler bitmiyor. Lois'in evinden çıkan Superman'in annesi Martha bir anda kırmızı gözlü pelerinli bir uzaylıya dönüşünce hayda kim lan bu dedik. Bir de üstüne Superman filmindeki Alba'ya dönüşünce bu ne arkadaş, sen kimsin, nereden çıktın olduk. Bilmeyenler için anlatalım. Bu karakter Martian Manhunter, Türkçe ismiyle Marslı insan avcısı diye bilinen, Mars'tan gelen ve iyilerin tarafında olan bir canlı. Şekil değiştirebiliyor, uçabiliyor, maddelerin içinden geçip uzuvlarını büyütüp küçültmenin dışında çok ciddi telepati güçleri de olan bir kahraman. Tek zayıf yönü ateş. Çok güçlü ama ateşe denk gelirse işler yaş. Su bile söndüremiyor. Ateşe karşı ciddi bir alerjisi var. Superman'in canlandırılmasına karar verilmesinin ardından bir bölüm daha sona erdi. Sırada bölüm 5. Tekrar yenilenmiş bir sahne var. Clark'ın mezarının açıldığı sahne daha uzun ve sadece Flash ve Cyborg arasında geçmemiş. İkisi mezarı kazarken tabutu götürecekleri aracın yanında Wonder Woman ve Aquaman de onları bekliyor. Aralarında da diyaloglar dönüyor tabii. Garibim Flash, Diana'dan çok etkilenmiş olsa gerek ondan hoşlandığını sanıp heyecanlanıyor. Diana, Aquaman'e bir Atlantisli ile ilk defa bir Amazon'un yan yana olduğundan filan bahsediyor. Buralar ilk filmde hiç olmayan, hikayeyi destekleme amaçlı geçiş sahneleri. Alfred'le Bruce arasında geçen bir konuşma yine Alfred'in nasıl ana yüreğine sahip olduğunu gösteriyor bize. Şaka değil ha. Adamın bayağı bir ana yüreği var ve hep karamsar bakıyor olaylara. Devamındaki sahneler ilk filmdeki sahnelerin oldukça benzeri fakat farklı açılarla sunulmuş. İlk filmde araları bozuk olan Batman ile Wonder Woman'ın bu yapımda bir sorunları olmadığından atışmaları da yok tabi. Yine ilk filmde Superman'i uyandırma işlemini yaparken geminin etrafındaki laboratuvar çalışanları ve askerler için çok fazla detay verilmediğinden bu filmde Cyborg yalandan bir alarm çalıştırıp içeriği boşaltıyor. Ama bir sorun var. Babası da içeride ve bu alarmın yalandan olduğunu fark ediyor. Fakat güzel yanı, kahramanlarımızı görünce çok da diretmiyor. Belli ki bir planları var, amca sen dur bir iki dakika, karıştırma ortalığı. İlk filmde Superman'i uyandırma işlemi sırasında Flash kutunun tam suya değdiği anda kutuya dokunup ürettiği enerjiyle Superman'i uyandırmışlardı. Bu sefer Flash'ın ışık hızına yaklaşıp zamanı da geri sarabildiği kısacık bir an geliyor. Kutu suya tam değecekken Cyborg kutu tarafından bir öngörüye sürükleniyor. Bu öngörüde gelecekten sahneler var ve maalesef durum hiç iyi değil. Cyborg son anda durdurmaya çalışsa da iş işten geçtiği için Flash harekete geçmiş oluyor artık. Hatta biraz geç bile kaldığı için kutu suya girdiği anda yakalaması gerektiğinden suya az biraz girmiş olan kutu zamanın Flash tarafından kısacık bir an geri alınmasıyla tam zamanında Superman uyandırılıyor. İlk filmde Batman tarafından en büyük silah olarak getirilen Lois bu sefer her sabah anıta gidip polislere çay verdiğinden şans eseri son defa gelişinde bu ana tanıklık etmiş oluyor. Bak yine aynı şey, demek ki yönetmen değişince senaryoda da oynama oluyormuş. Neyse, buradan sonrası yine Superman'in kim olduğunu hatırlamaması üzerine kurulu eski yapımla benzer sahneler içeren mücadele sahneleri. En büyük farksa 3. ve son kutunun Steppenwolf tarafından ele geçirilme anı. Cyborg'un babası Dr. Silas üzücü bir şekilde kutuyu aşırı derecede ısıtarak ekibin sonrasında kutuyu termal aramayla bulabilmesi için kendini feda etti. Mecburen kutuyla aynı odaya kendini kapatan doktor 3,5 milyon dereceye kadar ısınan odada yanarak can verdi. Burada Cyborg'un yaşadığı acı, ekibin kabaran intikam duygusuyla 5. bölüm sona erdi. Sırada bölüm 6. Bu bölümde
Film bize ilk olarak ilk filme benzer sahnelerden Clark'ın yeniden kendini bulma sahnesini ve ekibin saldırı noktasını termal aramayla tespit edip planlama yapmalarını detaylı olarak anlatıyor. Farklı olansa Batman vs. Superman filminden hatırladığımız Flash'ın gelecekten gelip Batman'i uyardığı sahneyi hatırlarsınız. O yaşadığı görüyü Batman Wonder Woman'a anlatıyor. Bu da şu demek, mevzu sadece bu filmle bitmeyecek. Marslı insan avcısının da dediği gibi Louise'in hayatı bu hikaye ve devamında gelecek filmler için çok ama çok önemli. Ama kahramanlarımız henüz farkında değiller, o ayrı. Superman'in gemisine döndüğü ve siyah kostümünü seçerken hem gerçek babasının hem de dünyadaki babasının konuşmalarının arkadan gelmesi çok başarılı. Clark'ın bu dünya için yapacaklarını tekrar hatırlatması açısından oldukça etkileyici bir geçiş olmuş. Cyborg'ün taşıyıcı uçağı onarması ve uçakla iletişim içinde oluşu da onun yeteneklerini anlamamıza yardımcı oluyor. 3 kutuyu birden elde eden ve kefaret isteyen Steppenwolf, kutuları birleştirince dünyanın her yerinde hissedilen titreşim ve dalgalanma, her diyardaki yaşayanlar için oldukça ürkütücü. Savaşa hazırlanan ekibimiz Steppenwolf'un hazırladığı kaleye saldırıya geçiyor ve buradaki çoğu sahne ilk filmden de hatırlayacağımız gibi gelişiyor. Sadece farklı açılar ve çok az değişmiş diyaloglarla. Hem Aquaman'in hem de Cyborg'ün ne kadar güçlü ve etkili savaşçılar olduğunu ilk filme nazaran çok daha iyi anlatmışlar. Batman de garibin bu süper insanların arasında yapmaya çalışıyor bir şeyler işte. Olsun ya, iyidir. Farklı olarak Superman'in Alfred'in yanına gelişi de eklenmiş. Tamamen kendinde ve takım için odaklanmış bir halde. Bu sıralarda efsane mücadele veren ekibin kalanı Steppenwolf'la uğraşıyor. Aquaman ile Wonder Woman Steppenwolf'u oyalarken Cyborg küpleri ayırmaya, Flash da Cyborg için oldukça hızlı koşarak enerji toplamaya çalışıyor. Geldik farklı ilerleyen ve çok önemli olan bir sahneye. Koştuğu sırada kale muhafızlarından biri tarafından vurulan Flash, enerjiyi Cyborg'e ulaştıramıyor ve maalesef her şey için geç kalınıyor. Kutular senkronize olunca büyük bir patlama yaşanıyor ki bu bütün dünyanın ve canlı hayatının yok olması demek. Bu arada da portal açılmış ve yanında yaverleriyle Darkseid görünmeye başlamış bile. Kutular senkronize olduğu anda yaşanan büyük patlamayla herkes, tüm ekip ve her şey yok olmaya başlıyor. Lakin Flash tüm yeteneklerini kullanarak ve aşmaması gerektiğine inandığı ışık hızını aşmaya karar verip hızlıca iyileşerek yeniden koşmaya başlıyor. Ve zamanı, yaşanan patlamayı, yok olan ekip arkadaşlarını teker teker geri getirmeye başlıyor. Sahneler çok güzel, izlerken vay be sen neymişsin birader dediğimiz epik sahnelerden bir tanesi. Son olarak oluşturduğu devasa enerjiyi Cyborg'e aktaran Flash sayesinde kutuların senkronize olmaktan çıkması sağlanacak. Fakat kutular adı üstünde ana kutular ve içlerindeki kötü ruhlar Cyborg'u durdurmaya, aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Yer mi lan bunu Cyborg? Yemez abi. Adam her şeyini, tüm ailesini kaybetmiş, canını ortaya koymuş. Nitekim kutuları senkronize olmaktan çıkarıp Superman'in yardımıyla ayırıyorlar. Tam bu kutuların ayrılma sahnesi de farklı olmuş. İlk filmde kutular ayrılınca yaşanan patlama tüm ekibi korkutmuştu. Bu sefer tık diye ayrılıyor. Bu filmde zaten patlamanın kralı yaşandı aga. Zamanla geri gidilip sorun çözüldü. Bir daha patlama yaratmaya gerek yok demişler herhalde. Bu esnada da Superman'den sıkı bir dayak yiyen ve boynuzlarından birini kaybeden at kafalı Japon askeri Steppenwolf durumu fark edip tam saldıracakken Aquaman başlarım senin fetine de sinirine de deyip saplıyor mızrağını. Superman gelişine çakıp portala doğru yolluyor arkadaşı ama son ve bitirici darbe Wonder Woman'dan gelmiş. Portala doğru süzülen Steppenwolf'un kellesini gövdesinden ayırıyor. Portaldan geçen kafa ve gövde Darkseid'in ayaklarının önüne gelince basıp eziyor kafayı ve bizim altı kahramanımızla göz göze geliyor Darkseid. Bizim ekiple göz göze gelince istiladan vazgeçmiş olsa gerek, portal kapanıyor. Lakin başlarda da belirttiğimiz gibi ana kutular sadece başlangıçtı. Esas amaç anti yaşam denklemini bulmaktı ki o da bulunmuş oldu. Dissaat'la Darkseid arasında geçen diyalog bize daha bu hikayenin bitmediğini, hatta daha yeni başladığını göstermiş oldu. Arkasında büyük bir ordu bulunan Darkseid emrini verdi. Donanmayı hazırlayın, bu işi eski usul halledeceğiz. İlk filmden alışık olduğumuz altılı kahraman grubumuz santral binasının üzerinde kazandıkları savaştan sonra yan yana dünyayı izliyorlar. Bu sahne itibariyle epilog, yani son söz bölümüne geçiyoruz. Babasının bıraktığı ses kaydının tamamını dinlemeden kayıt cihazını kıran Cyborg, evinde cihazı küçük bir el hareketiyle eski haline getirip kaydın kalanını dinlemeye devam ediyor. Babasının onunla ne kadar gurur duyduğunu, kendi yaptığı hatalara dair öz eleştirilerini dinliyoruz. Babasının konuşması devam ederken sırasıyla
babasının yanına dönen Aquaman'i Mera ve Vulko ile vedalaşırken, gemi laboratuvarının başına geçen Dr. Stone'un yardımcısı Dr. Ryan Choi'yi, önceki filmde de olan Bruce Wayne'in eski evini birliğin yuvası haline getirme isteğini, Barry Allen'ın babasına gerçek bir iş bulduğunu anlatışını, bankayı satın alan Bruce sayesinde evine dönebilen Clark ve ailesini, yeniden yanan Batman'in çağrı ışığını, Amazon tapınağında güneşe doğru bakan Wonder Woman'ı, sokaklarda tapa gaz koşan Flash'ı ve son olarak da caddede yürüyen Clark Kent'in bir tehlike sezip göğsünü açarak siyah kostüme geçiş yapacağını anladığımız Superman'i görüyoruz. Bitti mi sizce? Tabii ki de hayır. İlk Adalet Birliği filmin ekstra sahnesinde Lex Luthor'u hapisten kaçmış ve Deathstroke'la buluşup konuşurken görmüştük. Bu filmde Lex'in nasıl kaçtığına dair bir sahne bizlere sunulmuş. Sonuçta adam zeki, zengin, psikopat. Ne yapar eder kaçar oradan. Yerine de akıl hastası başka benzer birini koymuş. Hadi bakalım hayırlısı. Devamında Lex Luthor Deathstroke'a Batman'in gerçek kimliğini açıklıyor ve kadeh kaldırıyorlar. Buralar tanıdık sahneler. Yine bitti mi sandınız? Maalesef tekrar hayır, daha bitmedi. İlk filmde az biraz gösterilen geleceğe dair hikayenin daha detaylı anlatıldığı sahneler karşılıyor bizi. Burası da oldukça sürprizli. Anlaşılan o ki gelecekte hiç aydınlık değil. Batman, Cyborg, Prenses Mera, değişik maskeli zırhıyla Flash ve Deathstroke yan yana birinden saklanarak ilerlemeye çalışıyorlar. Yanlış duymadınız. Bir önceki sahnede Batman'i öldürmek isteyen Deathstroke da Batman'le yan yana mücadele verenlerden. Büyük sürpriz zamanı gençler. Fragmanlarda görüp heyecan yaptıran ama film boyunca neredeyse hiç görünmeyen Joker ilginç ama ürkünç kahkahasıyla karşımızda. Gelecek zaman öyle kötü bir hal almış ki bütün düşmanlar bile birbirine tutunur hale gelmiş. Ve geleceğin bu kadar kötü olmasının sorumlusu da Louise'i kurtaramayıp ölmesine sebep olan Batman gibi görünüyor. İkili diyaloglar oldukça etkileyici. Özellikle de Batman ve Joker arasındakiler. Superman'in de taraf değiştirdiğini anlıyoruz. Nitekim bizi buldu diyen Cyborg'un uyarısıyla Superman geliyor. Ve hepsi saldırı moduna geçiyorlar. Superman'i eski kırmızı mavi kostümüyle ve sinirden kızarmış gözleriyle gördüğümüz anda Bruce Wayne rüyasından uyanıyor. Bu bir rüya evet ama olacaklara dair ışık tutan bir rüya. Son sahnelerde bu gergin rüyadan uyanan Bruce bir ses duyup evinin verandasına çıkıyor. Ben şahsen ilk başta ah dedim Superman geldi herhalde ama yine bir sürpriz gelen Marslı insan avcısı. Gelen yabancıyı tanımaya çalışan Bruce Wayne'e anti yaşam denklemini ve yaklaşan savaşı haber veren Marslı kardeş bu dünyayı çok sevdiğini, yerinin burada olduğunu ve yardımı hazır olduğunu söylüyor. Batman de reddedecek hali yok, kabul ediyor. Giderken ismini ilk kez söyleyen Martian Manhunter uçarak uzaklaşıyor ve son sözler de Batman'e ait. Sanırım buralarda görüşeceğiz. Şimdi film bitti, ekstra sahne filan da yok ama anlaşılan o ki bu hikaye daha bitmez. Darkseid'la daha çok savaşılır, acayip filmler izleriz gibi görünüyor. Şimdi biraz da eleştiri zamanı. Filmin neyini sevmedik? Türk dizilerinden alışık olup da bir türlü barışamadığımız o uzun bakışmalar, ağır çekimler ve filmin uzunluğu biraz boğucu. E hadi artık ya dedirtiyor söylememiz lazım. Bir de Joker'in makyajı biraz fazla geldi bize. O kadar sıkıntılı durumlar var gelecekte, biraz daha harap bitap yüz makyajı olabilirdi. Bir de şunu söylememiz lazım. Bazı görsel efekt sahneleri gerçekten kötüydü. Batman'in parademonlarla savaştığı ve Steppenwolf'un Atlantislileri sorguladığı sahneler gerçekten yok artık kötü olmuş bunlar dedirtti üzülerek söylüyorum. DC'nin rakibi Marvel'dan öğrenecek çok şey var bizce. Çünkü istese daha iyisi olabilir. Filmin neyini sevdik dersek bize iliklerimize kadar hissettirdiği DC'nin o karanlık havası eklenen farklı müziklerle çok iyi desteklenmiş. Seveni vardır yoktur tartışılır ama bu filmde bize verilmek istenenin kesinlikle aktarıldığını düşünüyoruz. Karakterlerin daha net anlatılışı, duyguları, yaşadıkları ve yapabildikleri de gayet iyi anlatılmış. Eğer filmi izlerseniz birkaç saniye dışında gayet memnun olursunuz. Canınızı sıkmayın. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Oldukça uzun oldu ama uzun bir aradan sonra aranıza dönmenin heyecanıyla yazdım da yazdım. Umarım beğenirsiniz. Ponçik parmaklarla bize sevgi ve şefkat göstermeyi unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.